Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanıyım, Ayşin Kılınç Toker. Verosel aşı çalışmasında bu merkezde sorumlu araştırmacıyım. Bu merkezde birçok büyük şehirden sonra ilk kez aşılama programına başladık. Türkiye'de 25 merkez bu çalışmaya katılacak ama bu merkezler arasında öncü merkezlerdeniz. 13 bin kişinin aşılanması planlanan bu süreçte önceliği sağlık çalışanlarına vereceğiz. 1300 kişilik sağlık çalışanı aşılama programı düşünülüyor. Bizim hastanemizde şu an için 25 gönüllümüz mevcut. 6 kişiye aşı uyguladık. Aşımızı uyguladıktan sonra ciddi bir yan etki saptamadık. Zaten bu bir faz 3 çalışması. Yani ilk faz 1 ve faz 2 aşamalarında yan etkisi çok fazla görülmeyen bir aşı. O yüzden de faz 3 çalışmasına geçilmiş bir aşı. Biz de burada şu an için uyguladığımız 6 gönüllümüzde, sağlık çalışanı gönüllümüzde herhangi bir yan etkiye rastlamadık. Sağlık çalışanlarına öncelik vermemizin nedeni en büyük risk grubu onlar. Çünkü COVID-19 hastalarıyla en yakın temasta olan kişiler onlar. Biz de o yüzden onları hem korumak hem de bu süreçte iş devamını sağlayabilmek adına, hastanede onları yakın gözlemleyebilmek adına. Çünkü halk yapmadan önce öncelikle bir hastalık çalışanlarındaki yan etkileri görmek istiyoruz. Daha sonrasında da gönüllü kişilere, normal risk grubundaki kişilere bu aşıyı uygulamayı planlıyoruz. Aynen öyle. Zaten biz aşımızı uygulamadan önce testlerini yapıyoruz. Bu test sonuçlarında şimdiye kadar koronavirüse hiç temas etmemiş, hastalık geçirmemiş kişileri aşı programına dahil ediyoruz. O şekilde bir durum söz konusu. Tamamen sağlıklı olmaları gerekiyor bu kişilerin. Biz 18-59 yaş arasını planlıyoruz bu çalışmada. Ve bu çalışma sürecinde işte kronik hastalığı olmayan, herhangi bir risk faktörü olmayan kişileri takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte Kayseri'deki vatandaşlar da eğer başarılı olursa Tabii ki. Zaten Türkiye genelinde şu an bu aşı sağlık çalışanları üzerinde başladı. Biz halktan da yaşayan kişiler, şehirde yaşayan kişilerden de örnekler alıyoruz. Gönüllüler olarak listelerini oluşturuyoruz. Sağlık çalışanlarında çok büyük bir yan etki görülmediği takdirde halka da aşılamaya devam edeceğiz.